Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, burada gördüğünüz böyle bir çerez ambalaj poşeti ve bir su şişesi içi dolu. Bundan bir saksı yapmayı düşünüyorum. Bunun için kullanacağım harcımız Reality'nin profesyonel hızlı donan hobi harcı. Buna tahminim 500 gram harcı ölçtüm, buraya hazırladım. 100 grama 20 gram olduğu için 500 grama da 100 gram toplamda su hazırladım. O da hazır. Şimdi buna bir şekil veriyoruz. Şekliyle dışa doğru kaplıyorum arkadaşlar. Biraz yamultuyorum falan şöyle. Yani istediğim şekli oluşturana kadar şöyle bir çuval görüntüsünde olacak. Şöyle içerisine suyumuzu koyacağım. Şu etrafına bir yuvarlaklık vermek istiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şişemizi bir yağlamak gerekiyor. Hemen yağlayalım. Yarıya kadar. Evet, şişemizin tabanını, dış kısmını yağladım arkadaşlar. Şu anda şöyle bir son kez kontrol ediyorum. Şu görüntüsünü gözünüze hoş gelecek şekliyle. İnşallah. Evet, şimdi bunu kenara alıyorum. Hemen harcımızı hazırlıyorum. Biraz harç fazla olduğu için karma süresi uzun sürebilir. Soğuk su bize zaman kazandırıyor. Hemen kanal suyunu bekleyeyim. Homojen dağıldığını anlıyorsunuz zaten. Çevresini de alarak. Şimdi arkadaşlarım, bir miktarını dökeceğim ki tabanı oluşsun. Tabi dengesi hafif olduğu için durmuyor. Evet, şöyle bir sallayarak çevresine verim miktarına gitmesini sağlıyorum. Şimdi suyumu oturtacağım. Buna bir deney daha yapmak istiyorum. Yani üzerine biraz daha harç ekleyerek ilave edebilir miyim denemesi. Çok dondurmadan 200 gram daha ekliyorum arkadaşlar. Üzerine dekor olsun diye çakıl taşları atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir saat kadar bekledi bu. Garanti olsun, iyice donsun, taşlaşsın diye beklettim. Şimdi ilk etapta dairesel hareketlerle şöyle yerinden oynatmaya çalışıyorum şişeyi. İçini boşalttım, buruşturdum ve bu şekilde rahatlıkla alabildim. Şimdi poşetimizi de makasla kesiyorum. Thank you.
arkadaşlar, bu kısmı kırıldı. Ben burayı da kırmak istiyorum şu haliyle. Sanki daha hoş oldu, evet. Kulakları fazlaydı zaten. Şu halini sevdim. Bir kuyu görüntüsünde. Evet. Şuralara hafif bir zımparayla yok edilebilir. Bu haliyle de. Evet, gayet şık oldu. Güzel. Aletinin taş verniğini de denemiş oluyorum böylece. Gayet güzel. Ben beğendim. Yani daha koyu kıvamda bu vernik. Kuruyunca nasıl olacak? Onu da bakacağız. Vernik olayını beğendim arkadaşlar. Bakın, çok parlak bir vernik değil. Mat bir vernik de değil ama şöyle şık, zarif, ince bir doku oluşturdu. Yani böyle bir yumuşaklık verdi elinize aldığınız zaman. Şu taşların renklerini de ortaya çıkartması önemli. Zaten vernik dediğiniz şey gözle görünmeyecek detayları ön plana çıkartabiliyorsa o vernik güzeldir. Burada da onu görüyorum. Yani gayet güzel detaylarını çıkartmış durumda. Kenar kulaklarını kırmıştım arkadaşlar. Onlar oldukça ince olduğu için belki şıkta durabilirdi ama bir tarafı kırılınca diğer tarafını da kırmak zorunda kaldım. Bu haliyle de çok güzel. Şöyle bir kuyu görüntüsünde, böyle otantik bir kuyu görüntüsünde çok beğendim şahsen. Şu içerisindeki şişenin vermiş olduğu desen dokusu da ona bir kuyu özelliği verdi iç kısmına. Bunu isterseniz bir kalemlik olarak kullanabilirsiniz. Şu şekliyle bakın. Şöyle kullanabilir. Çocuklarınız hediye yapabilirsiniz bu şekilde sevdiklerinize. İsterseniz benim gibi çalışmaları olanlar için şöyle fırçalarını koyacakları bir şık çalışma da olabilir. Veyahut kaktüs sevenlerde yine şu şekliyle, ben şimdi toprağa dökülmesin diye bu şekliyle şöyle oturtmak istiyorum ama şöyle bir ya da dökülsün fark etmez. Şöyle, evet, köklerimiz de içine gömüldü. Şu haliyle de bir kaktüse gayet güzel olacak. Evet arkadaşlar, ayrıca farkındaysanız ek yapmıştım. Hani bu beton donmak üzereyken hatta donması çok yakındı. Yani donmuş bile olabilir. Üzerine tekrardan şu boyda kalmıştı. 200 gram daha harç ekleyerekten boyunu uzatmıştım. Bakın çok güzel kaynaştı, tuttu. Çok az bir renk tonu farkı var. Çok ilginç. Bakın. Şöyle gördüğünüz zaman yakından bir açıklık boyulu gri gibi duruyor. Çok az bir renk ton farkı var. Onun dışında gayet güzel tuttu. O da güzel. Yani böyle bir değişik renk tonu verdi. Evet arkadaşlar, bu şekilde kaktüsümüz de içerisine çok yakıştığını düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.